Kadir Bey, sizinle başlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu kurultayda dostlarıyla iktidar sözü vermişti ama Muharrem İnce de dostlarıyla hayal kurması yönünde bir mesaj gönderdi. Nedir bu dostlar? Bu dostlarda asıl sorun olan İyi Parti mi, Ali Babacan mı, Ahmet Davutoğlu mu, HDP mi? Kimi Yani dostların kastediliyor? aslında Muharrem İnce'nin işte yakın çevresinin ifade ettiği bilgilere göre Evet. rahatsız olduğu isimler Ali Sen de Babacan. yakın Evet, çevreden ben yakın anlıyorsun. çevreden almadım. Yakın çevreden alan Saygı abiden aldım ben de onları. Şu anda yakınsınız zaten. Yani bu isimlerden rahatsız olduğu söyleniyor. Ancak ben orada esas Muharrem İnce'nin rahatsız olması gereken o yakın dostların HDP olmasını beklerdim mesela. HDP'den rahatsızlığını ifade Ondan değil ederek mi? O kimden? öyle görünmüyor. Ali Kimden? Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Yani o çevreye karşı bir rahatsızlığı var. İçerisinde bunun Meral Akşener yok mesela. HDP yok Anladım. rahatsızlık ifade ettiklerinin arasında. Sayın Kılıçdaroğlu da buna bir netlik getirmiyor. Dostlardan kimi kastettiği. Ama o dostlar dediği Demokrasi İttifakı kendi adlandırdıklarına göre. O Demokrasi İttifakı'nın demokrasi blokunun içerisinde de kimler var? HDP bunu açık açık itiraf ediyor. Demokrasi bile o. Demokrasi ittifakı kurmamız lazım ve devam ettirmemiz lazım diye. İyi Parti onun içerisinde. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan onun içerisinde. Şu an içeride gördüğü dostları bunlar bence. Peki bir de bunun dışarıdaki dostları var tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bunlar da işte Esad dışarıdaki dostu, Hafter dışarıdaki dostu, Putin dışarıdaki dostu. Dışarıdaki dostları da bunlar. İktidara geleceği isimler de bunlar. Beraber iktidara gelmek isteyen Hafter'le isimler ilgili de öyle bunlar. bir şey oldu mu Ya Kemal makul ve Bey? seküler görüyorlar darbeci Hafter'i. Bu kadar daha makul ve seküler görüyorlarsa bir Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşısında, Türkiye'nin desteklediği bir hükümet karşısında ve oraya giden Türk askerini de, Libya Meşru Hükümeti'ne desteğe giden Türk askerini de, askerlerini de lejyoner benzetmesi yapıyorlarsa demek ki oradaki dostları Hafter'dir. Peki içerideki dostlar İçerideki olarak dostları da Babacan ve Davutoğlu diyorsun. HDP içerideki dostu. Bunların tabii ki en Muharrem İnce'yi yakın rahatsız eden Davutoğlu değil. ve Babacan. Evet, Davutoğlu ve Babacan. Muharrem İnce'yi rahatsız eden ne Selahattin Demirtaş ne de HDP ne de Meral Akşener. Bu öyle görünüyor yani. Anladım. Melih Bey, dostlardan kim kastediliyor? İnce'nin hangi dostlara şeyi var, tepkisi var sizce? Şimdi Sayın Biraz tebessüm Kılıçdaroğlu, ederek dinlediniz, o ya yüzden sorayım dedim. Masala güldüm de yani çok mesela örneğin Putin'le dost olacakmış. Yani Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki ilişkinin üzerine şimdi Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu Putin'le iktidara geleceğini söylemek yani biraz mizan gerektiriyor. Neyse çok önemli değil. İç siyasetle. Onu şunun için söyledim, onun dostlar da altını kavramı çizeyim. Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında Putin'i alkışlattırıp Erdoğan'ı yuhalatmıştı. Yani Hangi Erdoğan konuda? dostu değilse Putin dostudur orada. Neyse o konuda yani şey bu tür polemikler yani çok popülist şeyler bunlara girmek istemiyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki dostlarımızla iktidar olacağız sözü yerine halkın gücüyle, milletin gücüyle onların ittifakıyla iktidar olacağız demesini tercih ederdim. Çünkü artık öbüründe ne sakınca var? Şöyle bakın yerel seçimlerde gösterdi. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gösterdi. Artık seçmen siyasi partilerin dışında özellikle iktidarın negatiflerine bakarak bir ortak tavır almak istiyor. Bunun en iyi örneğinden birisi İstanbul yerel seçimleridir. Dolayısıyla burada seçmen partizanca hareket etmiyor. İktidara seçmen karşı. Zaten partizanlıktan bıkmış vaziyette. Hep bu programda da söyledik ya iktidar erirken muhalefet bunu değerlendiremiyor. Kılıçdaroğlu diye. O nedenle mi Şimdi seçmen ben bazında şunu söylemeliydi şu şöyle biz dostlarımızla iktidar olacağız dediğinde bu konuşma metni hazırlıklı bir konuşmaysa bunun negatif bir takım yüklemlere işte biraz evvel olduğu gibi işte dostlar HDP'dir, şudur, budur gibi bir noktaya gideceği en azından öngörülmesi gereken bir durum. Çünkü burada gelişen, yaşanan seçimler gösterdi ki ittifakı yapanlar seçmenler. Partileri ne olursa olsun. Biraz evvel siz mesela örnek verdiniz. Dediniz ki HDP barajı geçsin diye CHP'liler oy verdi. İşte İstanbul seçiminde evet. HDP seçmeni işte Millet İttifakı'na evet. oy verdi. Şimdi seçmen bu duyarlılıkla hareket eden bir anlamda
çağdaşlaşmış, eğitimleşmiş hale gelip partizanlığı bırakmışken hala partilerin siyaseti üzerinden, partizanca veya partilerin çıkarları, kadrolarının çıkarları üzerinden Türkiye siyasetini üretmek biraz artık bence ilkel kalıyor. Yani bunun aşılması gerekiyor. Sorun şu, hepimiz bunu bu programlarda konuştuk. Bakın HDP seçmeniyle HDP'yi, HDP'nin yasal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmasını, Adalet Bakanı'nın veya Yargıtay Başsavcısının veya Maliye Bakanlığı'nın HDP'yi yasal yapısını koruyucu tavırda olmasını, devletin en üst noktasındaki makamdan bu programlara kadar HDP'nin PKK ile işbirliği içerisinde olduğuna dair muazzam söylemler ve konuşmalar olmasına rağmen... Siz HDP'nin kapatılmasını mı istiyorsunuz? Bakın ben hiç parti, siyasi partinin kapatılmasını demiyorum. Ben bir hukukçu olarak hukukun işlemesini istiyorum. Bu programlarda ve devletin en üst organında bu cümle kullanılıyor mu? HDP, PKK ile işbirliği içerisinde. Ömer Lütfü Bey geçmişte çok kapatıldı. Ne oldu? Kapatıldığında daha yüksek bakın, oyla geldiler. Eğer siz, biz parti kapatmaları parti takip kapatmak ettik saygı doğru değil ama siz terörle yani işbirliğinde olduğunu söylediğiniz ve bunun organizasyonunu Meral Hanım da dedi ki HDP'yi PKK ile aynı yerde konumlandırıyoruz. Ben de bunu söylüyorum. Dedi. Bunu söylüyor iseniz hukuk işlemek zorunda. Hukuk bu nedenle var. Keyfi olarak ben bunu söyleyeyim ama gereğini yapmayın. Gereğini yapıyor o zaman hükümet ama. Hukuk devleti olmaktan uzaklaşırsınız. Yok gereğini yapıyor diyorum kapatır. Mesela bireysel olarak bunu, cezalandırıyor. Hukuk devleti propagandasını yapan bakın, milletvekiline yapıyor, belediye bakın, başkanına yapıyor zaman, ama CHP sahip çıkıyor. O zaman çıkıyor bireyden burada. Bahsedeceksiniz. Diyeceksiniz ki Abdülkadir Selvi şu suçu işlemiştir. Ve onu yargılarsınız, koyarsınız. Şimdi... Ama neyi söylüyoruz? Biz bir kurumun, siyasi partinin, peki, yasal olarak ayakta bulunan partinin terörle işbirliğinde ve organizasyonda anladım olduğunu söylüyoruz. Yani siz şimdi, bunu diğer zaman, programlarda da savunuyorsunuz da ben tam ben anlamadığım şey nokta o. Ben yani diyorsunuz şey, hukuk, ki hukuk işlesin, peki kapatılsın, ne olacak? Bakın hukuk o zaman bu partinin içerisinde şahsi olarak Kadir Bey'in söylediği gibi o zaman bahsedilen isimlerin hepsini ceza davasını açtı. Anladım. Açılıyor. Şimdi bakın bu parti bir kişiden mi ibaret? Üç kişiden mi ibaret? Yüz kişiden mi ibaret? Şimdi o, siz peki, açılan davalarla... Neye çözüm olacak bu? Bakın çözüm şu. O zaman siyasete milletin iradesinin yansıdığı, milletin temsilcisini gönderdiği, milletin iradesinin olduğu yere eleştiri getirmeyeceksiniz. Bunun tabanının, o seçmenin, milyonlarca insanın sandığa giderken işbirliği içerisinde olmasına, bir iktidar oluşturmasına, bir yerel yönetim oluşturmasına tepki göstermeyeceksiniz. Bunu suçmuş gibi yansıtmayacaksınız. Gösterseniz de ne olacak? Netice itibariyle seçim sonuçlarına HDP'ler belirleyecek. Siyasi partiye, PKK'ya zaten dostlar demeye gerek yok. Halkın desteğiyle, milletin desteğiyle iktidara geleceğiz dediğinizde zaten halk, bu halk zaten partilerin işledikleri suçlardan veya partilerin tavırlarından, söylemlerinden bağımsız ülkenin kaderini düşünecek işbirliğini sandıkta yapıyorlar. O yüzden de söylemin bu halkın desteğiyle iktidara halkın geleceğiz onda demek olması dostları gerekiyor. Dostları söylemi ve İnce'nin dostlarınla hayal kur, yani dostlarınla artık baş başa kal mı denilmek istiyor. Dostlardan Babacan, Davutoğlu mu kastediliyor HDP'de? Dostlar içerisinde var mı Zafer Şahin? Ya müsaadenizle ben bu HDP konusunda çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Uzun bir şey de söyleyebilirsin. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Ya şimdi Ömer Bey öyle bir çerçeve çizdi ki siz de anlayamadınız, anlamakta zorluk çektiniz. Anlatışıldı canım sonra. Yani ben biraz konu kapatılsın diye. Kapatılsın mı, kapatılmasın hani mı? Şeytanın avukatlığını yapıyorum işte ki açılsın eğer diye. Kapatılmayacaksa efendim niye yerel yönetimlere müdahale ediliyor? 6 milyon insanın oyu. Ya ona bakarsanız o zaman AK Parti'de 20 küsür milyon oy alıyor. CHP'de 15 milyon küsur oy alıyor. Bu sizin bu kadar oy aldınız diye parti yönetimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarını, kanunlarını hiçe sayma hakkı size vermez ki. Anladım. Bir oyun tabii ki bir boyutu var. Ama savcıların da bu suç isnatları karşısında şu, işlem yapmamasını HDP'ye, konuşuyoruz. Ömer Bey, HDP'ye oy veren suç 6 varsa, milyon... Suç varsa Ömer adalet sistemi çalışmak zorunda. Lütfen biz sizi zorunda dinledik ya, biz sizi sabırla dinledik. Hayır, şimdi, sabırla dinlemedin. Dinlememişsin çünkü söylediklerimin aksine bir şey söylüyorsun. Haklısınız, biz sizi anlamakta zorluk çekiyoruz. Hayır, henüz o level'da değiliz biz. Sayın Abdülkadir Selvi anlamış. Sen çünkü illaki bir tarafa yönelik yorum yaparak
sen Ömer ne Bey, aramızdaki söyle. Fark şu. Şunu ben söyledim deme o zaman. Ben ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Siz sen aslında, ne düşünüyorsan onu siz aslında düşündüklerinizi söylemiyorsunuz. Siz bir şekilde hiç kimseyi ürkütmemeye çalışıyorsunuz. Hayır hayır. Ben size şunu söyleyeyim. Bak bu çok ciddi bir tane. Kimi ürkütmemeye çalışıyorum? Ya ben bir sözümü bitireyim. Bu programda kimi ben bir sözümü bitireyim. Ama bak. Ya bakın ama, şu bir çelişkidir Ömer Bey. Diyorsun, Ömer Bey şu bir çelişkidir. Hem efendim savcılar harekete geçsin. Ondan sonra da efendim işte bunlar yerelde iktidar kuruyor. Niye bunlara dokunuyorsunuz demek bir çelişkidir. Yani ya bunu söylüyorsunuzdur. Ya Allah farklı aşkına, bir şey söylüyorsunuzdur. Allah aşkına bir Sayın Selvi, yerel Ömer yönetimde Ömer Bey, verdikleri bir ders İstanbul Ömer Bey, örneğiyle yerel yönetime kayım atanmasına yönelik bir atıfta bulacak İstanbul bir kelime örneğiymiş. Kullandın mı? Ben bir sözümü lütfen, bitireyim. Bak, ben bir sözümü bak, bitireyim. Lütfen kime neyi anlatmak istiyorsan, ne yapmak Ömer istiyorsan Bey, tamam, onu söyle. Tamam, benim bize söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yorum tamam, yapma. Tamam, özür diliyorum sizden. Peki, kabul ediyorum. Şimdi bakın, 6 milyon kişi HDP'ye, HDP üst yönetimine, siz terörle aranıza mesafe koymayın diye oy vermiyor. Yani hep bir dillerde bir şey var. 6 milyon oy, 6 milyon oy. Ya kardeşim, o 6 milyon kişi parlamentoda beni temsil et diye ona oy veriyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuralları içerisinde, kanunları doğrultusunda parlamentoda benim hakkım hukukumu savun diye oy veriyor. Hani? Yerel yönetimlerde bana belediyecilik hizmetlerini getir diye oy veriyor. Siz biliyor musunuz birçok yerde Doğu ve Güneydoğu'da içme suyuna bile o çok eleştirilen kayyum belediyeleri döneminde kavuştu. HDP'nin yönettiği yerlerde, ilçelerde. Zafer Şahin, benim soruma hiç gelmedi. Hayır ama şuraya geleceğim. Yani dostlardan kim kastediliyor? Davutoğlu Babacan mı? Şöyle yoksa bir çift HDP'de standartçı var durum mı? Var da onu söylemek Dön. Lazım. Ya kimsenin HDP'ye oy veren vatandaşları, onlar bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Rencide ettiği, ötekileştirdiği Anladım. Falan yok. Tersine Muharrem İnce bile onu söylüyor. Diyor ki ya diyor biz bu yerel seçimi Kürtler sayesinde aldık. Kürtlere bir teşekkür bile etmediler diyor. Anladım. Benim geleceğim nokta o zaten. Evet. Ya bir adını koyun artık ya. Koyun artık adını. Yıllardır berabersiniz. Adını koyun ki Türk siyaseti rahatlasın. Devlet Bey de Meral Hanım'a bu çağrıyı yapmasın. Meral Hanım da ikide bir de farklı açıklamalar yapmasın. Bütün dengeyi bozan bu HDP ile siyasi partilerin nasıl ilişki kuracaklarına bir türlü karar verememeleri. Bu dostlardan şimdi, kasıt bunun yani adını koyarlarsa incenin, Kemal anladım. Bey bence Türk siyasetine büyük bir hizmet etmiş anladım. Olur. İttifaklar netleşir, saflar belli olur, siyaset rahatlar, Türkiye anladım. Rahatlar ya. Ve HDP de bu öcü muamelesi görmekten HDP de bence o zaman kurtulur. Belki HDP de o zaman normalleşir. Yani biraz da bunları konuşmak gerekiyor. Öğrenmişler işte 6 milyon olan insanı siz terörist gibi gösteriyorsunuz. Hayır ya, eğer sizin bir çekinceniz yoksa siz neden HDP'nin oyuyla seçim kazandığınız halde onlarla yan yana görüntü vermek istemiyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu, yani bunun bir cevabını anlatmaları evet, lazım. Bu önemli. Muharrem İnce'nin dostlar konusuna gelince. Dostlar mevzusu yani çok nettir. Bakın o kurultay fotoğrafı önemlidir CHP'de. Kemal Bey bir oyun kuruyor. 2018'de kurduğu oyunun bir benzeri. Yani? Kurabilir tabii ki. Anladım. Siyaset bir sonuç alma sanatı Anladım. Değil mi? Kemal Bey de sonuç almaya çalışıyor. Tabii ki bu oyunu kurabilir. Ama önemli olan seçmen, toplum, kamuoyu bu oyunu ne kadar benimseyecek? Tamam. Ya da satın alacak moda tabirle. Ona bakmak gerekiyor. Evet. Kemal Bey diyor ki arkasına aldığı belediye başkanlarıyla ki o belediye başkanları arasında eski ANAP'lı var, eski MHP'li var, işte eski başka partililerden olanlar var. Yani o büyükşehir belediye içerisinde. Seçimlerde öyle kazandı zaten. Bir ittifak zaten. Kurmuş. Evet. Bakıyorsunuz yanında kimleri almış? Yanında mesela Bülent Kuşoğlu var. O da merkez sağdan gelen bir isim. Öbür yanında kim var? Oğuz Kağan Salıcı var. Sola daha yakın bir isim. Orada bir fotoğraf veriyor, bir mesaj veriyor. Peki Muharrem İnce neden rahatsız şimdi oluyor? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunu kuruyor ama bir de geçmişte yaptığı açıklamayla birleştirelim. Davutoğlu ve Babacan'la temel meselelere bakış açılarında %99 oranında uzlaştıklarını söylüyor. Demek ki dostların çerçevesi, çatısı bu. Geniş bir muhalefet bloğu oluşturmaya çalışıyor. İşte Muharrem İnce de sen dostlarınla hayal kur derken bu ittifakın tabanda karşılık bulmayacağını söylüyor. Bu diyor CHP'nin geleneksel tabanıyla sen bu ittifakı yürütemezsin diyor. Daha düne kadar yerin dibine soktuğun, eşinin başı kapalı diye Cumhurbaşkanı olamaz diye ilan ettiğin, 367 garabetini çıkarttığın Abdullah Gül'le sen yürürsen bizim partinin tabanı bize oy vermez diyor. Muharrem İnce'nin söylediği bu. Ahmet Davutoğlu'na neler söyledi? Şimdi düşündüğümüz zaman dünyanın en çapsız başbakanı dedi Kemal Bey Ahmet Davutoğlu için. Demedi mi? Evet. Dedi.
Yani ama ittifak söz konusu olunca şimdi farklı siz buraya olur. Döndü. Dostlarla iktidar oluyoruz dediğinizde ya iyi siz dostsunuz da sizin parti tabanınız acaba bunu satın alıyor mu? Anladım. Mesele o. Yani dostlar bunlar. Ama şu var, o dostların içinde Muharrem İnce yok işte. Temel çelişki o. O dostların içinde Muharrem İnce olsa zaten bugün bu programda bu konuyu Saygı konuşmayız. Saygı abi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarım demesinde bir sakınca var mı? Yok ya, niye yani olsun? Muharrem ya? İnce o dostlar yani arasında yok mu? Niye konuşuyor? Muharrem İnce bunların arasında oldu? Muharrem İnce'ye, Muharrem İnce'ye bu parti sen ayrıl git ayrı bir parti kur Anladım. Falan mı diyor? Yok. Evet. Muharrem İnce sonuçta daha bir de kurup kurmayacağı da daha henüz yani. Evet. Daha. Evet yani biz kurulacak gibi... diyoruz bir büyük olasılıkla. Tablo onu gösteriyor ama yarın kurmaya da bilir. Açıklanana yarın kadar. Yarın ne bileyim Kılıçdaroğlu'na bir araya gelip aralarındaki bir takım sorunlar varsa partiyle işte İnce'nin bunları gidermeye de çalışabilir. Yani bunlara bir şey demiyoruz ama ya şimdi biz siyasette şu anda nedir? Birden çok bir yapının bir araya gelmesiyle bir ittifaklar oluşturulduğuna göre Kılıçdaroğlu'nun ittifakı genişletmesinde ne zarar olar, olabilir? Veya soldaki bir ya da partiyle yeni bir oyun kurmasında. Bilmem, biraz da hatta sağdaki bir partiyle bir araya gelmesinde ne sakınca Ömer Lütfü Bey de diyor ki yani partiler düzeyinde dostlar diyecek yerde zaten tabanda bu oluyordu. Doğrudan seçmene ve halka söylese ya daha şimdi o, olumlu onun olurdu. Söylem diyor. Biçimidir. Yani o kendisinin Anladım. Bileceği iştir. Yani Kılıçdaroğlu'na şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim gibi bizim zaten böyle bir şey söylememiz uygun olmaz ama öneridir. Bu da öneridir. Bunlara uyar uymaz o da kendisinin Anladım. Bileceği. Ama dostlarım dediği sonuçta şunu görüyoruz. Bir takım projeleri var. O projelerin başında her şeyden önce işte güçlendirilmiş bir parlamenter sistem deniliyor. O sistem içerisinde uyanların bir araya geleceği bir işbirliğine taraftar olduğunu söylüyor. Dostlarım dediği de bu. Dostlarım dediğiniz birlikte hareket edeceğiniz, birlikte mücadele vereceğiniz. Niye kime karşı? Şu andaki işte iktidara karşı mücadele verecek. Bunlara dostum diyoruz. Gerçi işte. Kılıçdaroğlu dostlarıyla birlikte yerel seçimlerde de bir başarı evet, elde yani, etti. İşin zannediyorum gerçeği, onu da tahkim etmek için bunu vurguladı. Şimdi zaten o dostluklar sağlamamış olsa Abdülkadir Bey, o dostluklar sağlamamış olsa bu başarı da elde edilemez. Evet, yani tek başına yani kolay değil var. Bakın. Yıllardır iktidarın elinde olan Ankara'nın, İstanbul'un elden gitmesi... Yani şey anlamında söylüyorum. Diğer CHP'nin eline geçmesi çok büyük olaylar bunlar. Ömer Lütfü Avşar'ın da orada bir haklı eleştirisi var. Diyor ki yani iktidar yıpransa da muhalefet yükselemiyor. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu da bunu görüyor. Yani CHP 25'in üzerine çıkamıyor. O zaman başka bir oyun kurarak dostlarıyla birlikte sonuç alıyor. Zaten öyle olması gerekir. Yani şimdiki sistemde şimdi bazılar şöyle konuşuyor. Ya CHP işte bilmem Kılıçdaroğlu'yla olmuyor. Ondan önce de hep şöyle söylerlerdi. Ya Baykal'la olmuyor. Ya kardeşim işte CHP'nin veya oyu bu kadar. Yani geçmiş dönemde Ecevit dönemindeki seçim sistemi ayrı. O dönemlerde dünyada solun büyük aşama kaydettiği yıllardı falan. Böyle bir sistem vardı. Bugün farklı bir sistem var. Bu sistemin içerisinde... Soğuk savaş dönemiydi. Evet yani bu vardı, sistemin içerisinde mutlaka ittifaklar gerekiyor artık günümüzde. Anladım. Şimdi sol oyların genelde işte kabul edilen belli bir rakamı %25 falan civarında. Evet. Şimdi öbür tarafın oyunu yani sağ kesimden oy alabilmek için bir takım açılımlar yapmanız gerekiyor. Bu açılımları da Kılıçdaroğlu yavaş yavaş yapıyor. İşte ve bu açılımların sonucu, bakın bu açılımların sonucu bugün parlamentoda İYİ Parti var. Bakın İYİ Parti o kadar iyi hali belli bir sayı orana gelmiş ki bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bey İYİ Parti'nin belki yani biz onu anlıyoruz. İşte partilerine katılması ya da işte Cumhur İttifakı'na katılması gibi anlaşılabilecek önerilerde bulunuyor. Demek ki bunlar gerekiyor. Şimdi oysa biz de şöyle geçmişe dönük böyle arşiv taraması falan yaptığınız zaman siyasette az önce söyleniyordu işte Kılıçdaroğlu şunun için bunları söyledi ama MHP Genel Başkanı da İYİ veya parti yöneticilerinde Meral Hanım'la ilgili çok önemli ve sert açıklamalar olmuştu. Yani siyasette bunlar oluyor. Keşke önemli onlar... olan yani evet, keşke, nezaketi de elden bırakmadılar. Evet. Neden?
Bunu genel olarak çünkü söylüyorum. Çünkü yukarıdaki bu yani gerginlik tabana da önemli. Çok siyaset demek aslında nezaket demektir. Bakmayın siz. Doğru. Ama onun dışına maalesef taşıldığı için. Dostlar konusunda Kadir Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Kılıçdaroğlu dostlar konusunda da biraz dostlar alışverişte görsün hesabı yapıyor. Yani Sayın Babacan'a da Sayın Davutoğlu'na da aldı, ortak, seçimlerde. Ortak noktalarımız %99 diyerek aslında bir nebze tabanını alıştırmaya çalışıyor bu ittifak. Ama önümüzdeki süreçte Millet İttifakı ne kadar birlikteliğini sağlayacak bu bir merak konusu. Çünkü HDP orada büyük bir rahatsızlık yaratıyor. HDP'nin orada bulunmasının rahatsızlığı da İYİ Parti'ye çok sert bir şekilde yansıyor. En son açıklamalarına da baktığınızda CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına İYİ Parti çok tepki göstermişti. Peki çatlatır tepki mı bu? Bu İttifakı çatlatır mı? Tabii ki bu çatlaklık her geçen gün artıyor. Bir kere cin şişeden çıktı orada. Ya HDP'yi bu plandan çıkaracaklar. Ya da HDP'yi bu plan alıp İYİ Parti'yi itecekler. İYİ Parti artık yoluna orada tek başına bir parti olarak mı gidecek? Veyahut da başka ittifaklarla mı kurulacak? Yani İYİ Parti kurmayları konuştu ama Meral Hanım sessiz kaldı o tartışmalarda. Yani bir cevabı oldu ama böyle net verdiği bir cevap değil o. Partinin içerisinde de şu an bu konu tartışılıyor ama bu üç seçenekten hangisi tartışılıyor derseniz bunun üçü de tartışılıyor. Çünkü üçüne de tartışmaya müsait bir yapı var partinin içerisinde de. Şimdi üçüncü bir ittifak kurulma olasılığı da gündemde tutuluyor. Eğer üçüncü bir ittifak kurulmaz, Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu da bu ittifakın içerisine katmaya, HDP'yi de içerisinde tutmaya, İYİ Parti'yi de içerisinde tutmaya çalışırsa o Millet İttifakı aynı günün sabahını görmez. Çünkü kendileri buna müsait olsalar, kendileri olumlu bakıyor olsalar da Ali Babacan ve Davutoğlu'nun olduğunda CHP seçmenini buna ikna edemezler. CHP seçmeni buna razı olmaz, önemli bir kesimi. İYİ Parti seçmeni de bu sefer diyecek ki çıkacak ya, HDP'nin olduğu yerde hala neden duruyoruz? Ama